Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 17 Eylül'de Türkiye saatine göre öğlen 14'te 25 derece Başak Burcu'nda yeni ay doğacak. Evet, her ay bir burçta yeni ayımız doğuyor ve her yeni ay kendi enerjileriyle, yeni olasılıklarıyla hayatımıza dahil oluyor. Ve yeni ayın an haritası da kendi içinde barındırdığı enerjilerle o yeni ayın genel özelliklerini ve genel olarak enerji dinamiklerini ve hayatımıza neler katabileceğini bize işaret ediyor. Evet, 17 Eylül'de öğlen 14'te doğacak olan yeni ay, Başak yeni ayının yükselen burcunda yay var. Aynen Başak Burcu gibi değişken bir burç, yay yükseliyor. Ay düğümlerimiz ikizler yay aksında ve Başak yeni ayı haritanın 9. evinde doğacak. Yönetici gezegeni Merkür, Merkür de terazi burcunda yerleşmiş durumda. Şimdi öncelikle Başak yeni ayı hangi burç gruplarını daha fazla etkileyecek? Tabii ki Başaklarla beraber değişken burçlarımız. Bunlar hangileri? Başak, Balık, Yay ve İkizler burçlarımız etki alacak en önemli burçlarımız. Doğum günlerine göre özellikle doğum günleri 13-21 Eylül arası olan Başak burçlarımız, doğum günleri 10-20 Mart arası olan Balık burçlarımız, doğum günleri 10-21 Haziran arası olan İkizler burçlarımız ve yine doğum günü 10-21 Aralık arası olan Yay burçlarımız güneşleri etki alacağı için en fazla tesiri alıyorlar. Bunun yanı sıra yükselen burçları, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen burcunuz bu değişken burçların 25 derece ve yakınlarındaysa, bunu artı eksi 4-5 derece alabilirsiniz. Güçlü etkiler alıyorlar ve bireysel haritalarınızda özellikle değişken burçlarda 25 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa, evet, o zaman bu yeni ay yine size güçlü tesirler verecektir. Doğum haritalarımızda Başak Burcu neredeyse, hangi ev alanınızdaysa yeni ay enerjileri orayı aktifleştirecek. Orada bir yenilik, bir tazelenme bekleyebiliriz. Bir başlangıç enerjisi bekleyebiliriz. Bunun yanı sıra yükselen burç yay olduğu için an haritasında, haritalarımızda yay burcunun bulunduğu ev alanları da bir şekilde tesir alabilir yine yeni ayla birlikte. Evet, Başak yeni ayı genel olarak nasıl enerjiler hayatımıza getiriyor? Başak toprak elementinin değişken nitelikli burcudur ve Merkür tarafından yönetilir. İş, hizmet, çalışma, meslek, eğitim, üretim, genel olarak hayatımızın düzeni, alışkanlıklarımız, beslenmemiz, genel rutinlerimiz, sağlığımız, hijyenimiz, tüm bunlar Başak Burcu'yla sembolize edilir. Gerek kişisel, gerek toplumsal alanda bu konuların devreye gireceği, daha fazla dikkat çekeceği ve belki bunlarla ilgili de bazı yeni düzenlemelerin, yeni adımların atılacağı bir süreçteyiz. Ve kişisel haritalarımızda Başak Burcu hangi alandaysa, o alanlarda belki bu düzenlemeleri yapacağız. Başak detaycıdır, titizdir. Başak üretkendir. Başak Burcu'nun enerjisinde yararlı ile yararsızı ayırt edebilecek, hayatımıza gerekli olanlara dahil edebilecek ya da etmek isteyen bir enerji vardır. Bu anlamda daha detaycıdır, biraz eleştireldir, mükemmelliyetçidir. Hepimiz bir noktada belki hayatımıza biraz daha eleştirel bakacağız, biraz daha mükemmelliyetçi olacağız ve bunu sağlamak için de gerekli olan detayları önemseyeceğiz. Evet. Ve Merkür'ün, yeni ay yöneticisi Merkür'ün terazi burcunda olması ilişki dinamiklerimize, evet, belki hayatımızda bu anlamda hayatımızı iyileştirmek adına, mükemmelleştirmek adına gerekli olan ilişki dinamiklerine dikkat çekiyor. Eşitliği, adaleti önemseyeceğiz. Daha dengeli, daha uyumlu olmaya çalışacağız. Merkür terazi bu konularda hassastır. Biraz kararsızlıkları olabilir. Kararsızlıklara dikkat edeceğiz ya da kararsız kaldığımız konular varsa, bu kararsızlıklar bizi hayatımızda yavaşlatıyorsa onları fark edeceğiz. Daha cesur adımlar atacağız belki. Daha mantıklı, daha sağduyulu olmaya çalışacağız. Terazi burcundaki Merkür'ün Oğlak burcundaki Jüpiter'le dik açısı etkinleşiyor. Bu aslında düşünceler, fikirler, toplumsal alandaki hak, hukuk, adalet arayışları,
Buralarda da hassasiyetlerin artabileceği bir süreci işaret ediyor. Bu yeni ay döngüsünde. Yani bireysel hayatlarımızda olabilir, toplumsal konularda, ülkeler arası ilişkilerde olabilir, ticari konularda olabilir. Tüm bunlarda daha dengeli, daha uyumlu, daha hak arayışında olacağımız bir süreçteyiz. Ay düğümleri ikizler ve yay burçlarında. Yeni ay Başak Burcu'nda yerleştiği için ay düğümlerine tam bir açı yapıyor. Dik açı yapıyor. Bu aslında geçmiş ve gelecek arasında da çok güçlü, radikal bazı kararların olabileceği, bir şekilde önemli yol ayrımlarına girebileceğimiz de bir yeni ay döngüsü. Güney düğümde yay var. Belki bazı inanç kalıplarımızda artık bizim için gerekliliği kalmamış olan inançların, bazı düşünce kalıplarının biraz geride bırakılması, belki daha mantıklı, daha objektif bir şekilde bilgiyi önemsememiz gereken bir süreçteyiz. Çünkü kuzey düğümü ikizlerde ve aynı şekilde ikizler yay aksı aslında tüm eğitim alanlarını da kapsar. Eğitim konuları ve eğitimle ilgili düzenlemeler, çünkü Başak düzenlemeler anlamına geliyor. Yeni ayın konuları arasında olabilir. Özellikle ülkemiz içerisinde detaylar, şu ana kadar belki gözden kaçmış bazı detayları fark edebiliriz. Toplumsal koşullarda, ki bunlar sağlıkla da ilgili olabilir. Çünkü Başak sağlık ve hijyen konularına da işaret ediyor. Sağlığın, yaşam kalitesinin ve günlük hayatımızın detaylarının, eğitim hayatımızın, çalışma koşullarımızın hepsinin detaylarının şöyle bir gözden geçirilip yeni düzenlemelerin yapılacağı bir süreçteyiz aslında. Bu anlamda Oğlak Burcu'nda yerleşmiş olan Satürn ve Plüton yeni ayda Güneş'le ve Ay'la üçgen açı yapıyor. Bunlar da toprak elementi. Dolayısıyla toprak elementi güven arayışı demek. Geleceğimizle ilgili bazı kaygılarımız var. Bazı güvensizliklerimiz var, korkularımız var. İşte eğitimle ilgili, okul hayatıyla ilgili, çalışma hayatımızla ilgili, günlük hayatımız, yani bundan sonraki süreçte nasıl olacak? Sonbaharda, yani önümüzdeki aylarda nasıl olacak? Şimdi bunlarda bazı belirsizliklerin, bazı kararsızlıkların olduğu bir süreçteyiz ve endişeler, kaygılar hissediyoruz haklı olarak geleceğe dair. Bu endişelerin, kaygıların bir şekilde giderilmesi için bazı adımların atılması, detaylara dikkat edilmesi, düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Ve Satürn ve Plüto Oğlak Burcu'nda, bunlar yasalar demek, kanunlar, düzenlemeler demek. Kurallar gelebilir, belki kısıtlamalar gelebilir, belki hayatımızda yeni düzenlemelerle karşılaşacağız, ama bunlar daha uzun vadeli olacak gibi. Ve işin özünde bize güven ve istikrar getirmesini beklediğimiz alanlarda olacak bunlar. Geleceğe dair hissettiğimiz o belirsizliklerin, korkuların, kaygıların giderilmesine yönelik alanlarda olacak. Yeni ay haritasında Güneş ve Ay 9. evde yerleştiği için özellikle eğitim alanı ve günlük hayatımızdaki bu detaylara dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra tabii ki özellikle uluslararası konular, seyahatler, yakın çevre ilişkileri, özellikle ülkeler arası ilişkilerdeki dinamikler, bunlarla da ilgili yine önemli kararların verilmesi, düzenlemelerin yapılması mümkün görünüyor. Yine ticari konular olabilir. Uluslararası alanlarda, uluslararası ticaretle ilgili konular, ulaşımla ilgili konular, yine seyahatlerin belki belli oranda kısıtlanması, belki şehirler arası bile olsa bu ulaşımda, iletişimde bazı yeni düzenlemelerin yapılmasını bu yeni ay döngüsünde bekleyebiliriz. Hepimiz kişisel olarak yeni aydan az veya çok etkiler alacak. Özellikle yükselen burçlarınıza göre lütfen bu Başak yeni ayının etkilerini takip ediniz. Şimdi kısa kısa yükselen burçlarınıza göre nasıl etkiler alabilirsiniz, onlara değinmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Başak yeni ayı 6. evinizde doğuyor. Evet, belki mesleğinizle ilgili, iş hayatınız, çalışma düzeninizle ilgili yeni adımların atılabileceği bir süreçtesiniz. Yeni kararlar verebilir, belki yeni bir işe başlayabilirsiniz. Sağlık konularınızı da önemsemeniz gerekiyor. Genel olarak bir sorununuz varsa bunun tedavisi için uygulamaların devreye girebileceği bir dönem. Belki beslenme düzeninizde uzun vadeli, çünkü uzun vadeli konuları işaret eden bir yeni ay,
sağlığınızı iyileştirmek adına veya yaşam kalitenizi arttırmak adına, iş hayatınızda veriminizi arttırmak adına uzun vadeli alışkanlıklarınızı devreye sokabilirsiniz. Uzun vadeli bazı beslenme programları hazırlayabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili bu yeni ay iş hayatınızda, mesleki hayatınızda atabileceğiniz bazı adımlarla gelecek hedeflerinizde yine kalıcı bazı değişimlere neden olabilir. Başarılar da alabilirsiniz. Mesleğinizle ilgili alanlarda, çalışmalarınızla ilgili alanlarda toplum önündeki kariyerinizi etkileyebilecek, bir şekilde statünüzü etkileyebilecek önemli gelişmelerin olmasını da yine bu yeni ay döngüsüyle bekleyebilirsiniz. Her koç aynı şekilde etkilenmeyecek. Kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Her zaman olduğu gibi özellikle 25 derece ve yakınlarında değişken burçlarınız varsa bu yeni ayın daha güçlü etkiler almasını vermesini bekleyebiliriz. Toprak burçlarında Oğlak, Başak ya da Boğa burçlarında gezegenleriniz öne çıkıyorsa sevgili koçlar, iş, kariyer ve parasal kazançlar bakımında bu yeni ayın size daha fazla güven ve istikrar getirmesini bekleyebilirsiniz. Evet, gezegeniniz Mars retro 15 Kasım'a kadar da devam edecek. Her ne olursa olsun retro Mars'a da biraz hani enerji düşüklüğü ve motivasyon düşüklüğü yaratabileceği için dikkat etmekte fayda var. Belki de bu döngü bir süredir hayatınızda tamamlayamadığınız ya da geçmişten gelen ama yarım kalmış bazı konuları da tamamlamanız için fırsatlar getirebilir. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, Başak yeni ayı 5. evinizde sizin için güzel bir ev, güzel bir yeni ay döngüsü. Şanslıdır 5. ev konuları. Kendinizi daha keyifli, daha mutlu, daha güvenli hissedebilirsiniz. Üstelik Oğlak burcundaki Satürn'ün Plüton'un da güzel açıları var. Demek ki bu yeni ay döngüsü aşk hayatınızda biraz böyle kendinizi güvende hissedeceğiniz etkilere neden olabilir. Bir ilişkinin başlangıcı gibi ya da var olan bir ilişkide artık istikrarın artması, kendinizi güvende hissetmeniz gibi. Eğitim hayatınızla ilgili güzel adımlar atılabilir. Bir hobiniz var, onu geliştirmek için eğitimler alabilirsiniz. Çocuklarınız var, çocuklarınızın eğitimiyle ilgili veya onların bazı sorunlarını çözmek için destekler alabilir. Yine istikrarlı, güvenli gelişmeler içinde olabilirsiniz ya da çocuk sahibi olmaya karar verebilirsiniz. Ya da çocuğunuzun çocuğu olabilir, torun sahibi olabilirsiniz, çocuğunuz evlenebilir, çocuğunuz işe başlayabilir gibi. Yani bu alanlar, ama bunlar genel olarak sizi maddi olarak da manevi olarak da keyiflendiren, destekleyen alanlar aslında. Her boğa tabii aynı oranda etkilenmiyor. O yüzden kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yeni ay 25 derece Başak Burcu'nda doğacak. Demek ki 25 derece Başak Burçlarında, Başak Burcu'nda veya değişken burçlarda gezegeniniz varsa evet etkiler biraz daha güçlü olacaktır. Toprak burçlarında özellikle boğa, boğada güneşiniz var. Başak Burcu'nda gezegeniniz var ya da Oğlak Burcu'nda gezegeniniz varsa o zaman daha şanslı, daha keyifli, daha güvenli bir yeni ay enerjisinde olduğunuzu da söyleyebilirim. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Başak yeni ayı 4. evinizde. Evet, yeni olasılıklar, yenilikler, yuva alanınız, ev alanınızla ilgili, ailenizle ilgili bazı yenilikler gündemde. Taşınabilirsiniz, ev alabilirsiniz, emlak yatırımları olabilir. Eviniz var, satabilirsiniz, kiralayabilirsiniz. Bunlar mümkün. Yaşadığınız alanda bazı belki değişimler yapıyorsunuz, yenilikler yapıyorsunuz. Evde bir çalışma, evde bir iş imkanı kurabilirsiniz. Çünkü Başak hem iş demek hem de evde olabilir bu. Şu anda home office işler çok daha tercih ediliyor. Siz de home office, evinizde çalışacaksınız. Evinizde bir düzenleme yapabilirsiniz. Bu yeni aile beraber. Aileye ait toprak, emlak, gayrimenkulleriniz var. Bunları satmak istiyorsunuz, kiralamak istiyorsunuz veya miras gibi bir konunuz var. Bunlar da bu yeni ayda bir şöyle uzun vadeli bir konudur belki ama bir istikrara kavuşabilir artık. Bir netleşebilir, bir sonuç alabilirsiniz. Bunların da gündeme geldiği bir konu. Birçok ikizler, anne, baba, ebeveynlerle ilgili konular veya onlarla aileyle daha fazla hani ilgilenebilir bu yeni ay döngüsünde. Evet, ikizler bir değişken burç, aynı Başak gibi. O yüzden ikizler burçları aslında bu yeni ay döngüsünden daha güçlü etkiler alıyorlar. Ama her ikizler değil. Güneş burcu
25 derece ve yakınlarında olanlar, yani özellikle doğum gününüz 10-21 Haziran arasıysa, lütfen yine doğum haritanıza bakınız. Yükselen burcunuz 25 derece ve yakınlarındaysa ya da yine değişken burçlarda gezegenleriniz öne çıkıyorsa, Başak, Balık, İkizler, Yay gibi, o zaman bu bahsettiğim etkilerin bireysel olarak hayatlarınızda daha güçlü bir şekilde tezahür etmesini bekleyebiliriz. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Başak yeni ayı 3. evinizde doğuyor. Evet, ve 7. evinizdeki Satürn'ün, Plüton'un güzel bir açısı var. 3. ev fikirler demek, düşünceler demek, kararlar demek. Bazen ticari bir oluşum demek, belki bir iş anlaşması demek. Anlaşmalar, verecek kararlar olabilir, bir eğitime başlayabilirsiniz. Bir sözleşme yapabilirsiniz. Yakın çevreniz, kardeşler, akrabalar, onlarla birlikte belki bazı önemli adımlar atacaksınız. Bu bir hukuksal bir konu da olabilir. Hani kardeşlerle bir arada şöyle bir karar verip bir adım atabileceğiniz bir başlangıç olabilir. Veya onlarla birlikte bir çalışma, bir iş konusu olabilir. Kardeşinizin hayatında onun evliliği, onun ilişkisi, onun eğitimi gibi bir mevzunun gündeme gelmesi mümkün. Tamamen kişisel olarak bir eğitime başlayabilirsiniz. İş için seyahatler, eğitim için seyahatler şu dönemde çok olabilir. Çünkü ticari konuların da aktif olduğu bir dönem. Bir ticari hayata başlamanız, ticaretle ilgili bir anlaşmayı, sözleşmeyi hayata geçirmeniz, bir işbirliğinin olması mümkün. Özel ilişkilerinizle de ilgili destek alabilirsiniz. Eşinizle de ilgili, mesela evliyseniz eşinizle ilgili, eşinizle beraber belki bir karar vereceksiniz. Birlikte yapacağınız bazı oluşumlar olabilir. Bu yeni ay döngüsü tüm bunları harekete geçirebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 25 derece ve yakınlarında değişken burçlarda ya da Oğlak, Boğa gibi böyle toprak burçlarında gezegenleriniz varsa, o zaman tesirlerin bireysel anlamda daha güçlü olacağını söyleyebiliriz. Evet sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Başak yeni ayı 2. evinizde para konuları aktifleşiyor. Oğlak burcundaki Satürn'ün, Plüton'un güçlü açıları var. Evet sevgili aslanlar, para olunca tabii iş demek, çalışmak demek. Yani çalışarak kazandığınız paralar aslında bu. Dolayısıyla hani mesleğinizle ilgili konularda olabilir. Evet, yeni ay işi olmayan aslanlara iş getirebilir. Bir işe başlayabilirsiniz. Bir mesleğiniz olabilir ya da süre gelen bir işiniz var. Çalışıyorsunuz, emek harcıyorsunuz, uzun vadeli emekler harcıyorsunuz. Kazançlarınızı değerlendirmeniz gerekiyor veya işinize bazı yatırımlar yapmanız lazım ya da daha fazla nasıl para kazanabilirsiniz, bununla ilgili düzenlemeler yapmanız gerekiyor. Tüm bunları artık şöyle bir mantıklı bir şekilde hayatınızda alacaksınız, muhasebesini yapacaksınız, detaylara dikkat edeceksiniz ve belki evet uzun vadeli planlar olacak bunlar, ama hayatınıza maddi anlamda da uzun vadeli istikrar getirebilecek önemli gelişmeler olabilir. Bunların olasılıkları yeni ayda gündemimizde olacak. Her aslan aynı şekilde etkilenmiyor tabii. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen burcunuz aslan olabilir. Güneşiniz aslan olabilir. Ama özellikle değişken burçlarda, Başak, Balık, Yay ve İkizler gibi bu burçlarda 25 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa, o zaman bu bahsettiğim tesirler size bireysel olarak daha güçlü bir şekilde yansıyabilir. Boğa ve Oğlak burçlarında gezegenleriniz varsa daha istikrarlı, daha kalıcı, belki daha güvenli, maddi anlamda daha olumlu etkiler altında olmanızı da bekleyebiliriz. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, zaten siz başroldesiniz. Evet, doğum günü 13 Eylül 21 Eylül arası olan Başaklarımız, solar returnlerinde, doğum günlerinde yeni ay olacağı için daha güçlü bir şekilde bu döngüyü hissedecekler. Yükselen burçları da 25 derece ve yakınlarında olan yine Başak burçlarımız etkiyi alıyorlar. İlişkilerde kararlar verebilirsiniz. Hayatınızda, iş hayatınızda, kariyer hayatınızda adımlar atabilirsiniz. Tüm bunlar mümkün. İmaj değişimleri olabilir, yer değişimleri olabilir. Satürn'ün ve Plüton'un bulunduğu pozisyon 5. evinizde. Bu durumda özellikle sevgili Başaklar, çocuklarla ilgili konular belki hayatınızda biraz güven aradığınız konular. Çocuklarınızın geleceği olabilir. Onlarla ilgili belki bazı problemler var ve onları çözmek için daha köklü, daha kalıcı adımlar atmak istiyorsunuz.
onların eğitimi olabilir, sağlıkları olabilir, yaşam kaliteleri olabilir. Bunlarla ilgili yeni düzenlemelerin yapılacağı bir dönem. Bunun yanı sıra aşk hayatınızda istikrar arayışınız var. Evet, sağlam ilişkilerin daha sağlam ve güvenli hale geleceği, belki artık size çok güven vermeyen ilişki dinamiklerinizi de hayatınızdan çıkarabileceğiniz bir süreç. Hobilerinizle veya kişisel yeteneklerinizi geliştirmek adına kendinize daha fazla zaman ayırabileceğiniz bir süreç. Bununla ilgili bazı eğitimlere başlayabilirsiniz. Bazı becerilerinizi geliştirebilir. Hatta bunları kazanç haline, bir iş haline getirebilirsiniz. Bu anlamda da bu yeni ay size güzel olanaklar açabilir sevgili Başaklar. Sevgili Teraziler, Başak yeni ayı 12. evinizde. 4. evinizde Satürn-Plüto geçişi var. 12. ev yeni ayı. Biraz kendinizle ilgilenin. Bu yeni ay biraz dinlenmek için, biraz evinizde daha fazla zaman geçirmek için, biraz ailenize zaman ayırmak için, biraz içe dönmeniz, biraz duygusallaşmanız, biraz tefekkür etmeniz için aslında iyi bir süreç. Bu yeni ay size yeni açılımlar getirebilir. Aslında sağlık anlamında, bilinç altınızda şifalanmalar, hani hayatınızda ruhsal, bedensel, zihinsel, uzun vadeli, köklü, daha çocukluğunuzdan gelen bazı problemleriniz var belki. Bunları çözmek için bu yeni ay size şifalar getirebilir veya bu şifa arayışlarınızda kapılar açabilir. Ailenizle ilgili, ebeveynlerinizle ilgili köklü bazı problemler var. Bunları çözmek için yine bu yeni ay güzel olasılıklar getirebilir. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 25 derece ve yakınlarında değişken burçlarınız varsa veya Oğlak ya da Boğa burcunda, toprak burçlarında gezegenleriniz varsa o zaman bireysel tesirleriniz daha güçlü olacaktır sevgili Teraziler. Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, Başak yeni ayı 11. evinizde. Yeni işler, yeni projeler, yeni çevreler, arkadaşlarla ilgili konular demek. Her ne kadar gezegeniniz Mars Koç burcunda retro olsa bile bu yeni ayın kendi içinde şöyle toparlayıcı, düzenleyici bir enerjisi var. Dolayısıyla üzerinde çalıştığınız uzun vadeli işleri belki düzenleyebilirsiniz. Bazı işleriniz yolunda gitmiyorsa ya da yarım kalmışsa o yarım kalmış işlerinizi de ele alıp aslında bu yeni ay döngüsünde tamamlayabilirsiniz. Geçmişten tanıdığınız kişiler de olabilir bu bağlantılarınız. Bazı ilişkileriniz bu yeni ay döngüsünde size yardımcı olabilir. Parasal konularda yeni açılımlar olabilir. Bu yeni ayla beraber sevgili Akrepler, yakınlarınızdaki kişiler size destek olabilir. Bir maddi bir sorununuz ya da kendi altından kalkabileceğiniz bir sorununuz var. Çevrenizden, kardeşlerinizden, komşularınızdan, iş arkadaşlarınızdan destekler alabilirsiniz. Özellikle trafikte dikkat edin, ulaşımda dikkat edin, aracınıza dikkat edin. İhmal ettiğiniz bakımlar varsa bu yeni ay, evet, böyle detaylar, düzenlemeler, işte hesaplar, kitaplar, bunlarla ilgilenmek için, yarım kalmış bir şeyleri de tamamlamak için hayatınızda size fırsatlar sunabilir. Bu yarım kalmış bir eğitim de olabilir örneğin. Yani bir eğitimi tamamlamanız da mümkün olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Evet, özellikle 25 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa değişken burçlarda, o zaman bireysel etkilerinizin daha güçlü bir şekilde olmasını bekleyebiliriz. Ve sevgili Yaylar, yükselen burcu Yay olanlar, siz de bir değişken burç olarak tabii ki güçlü etkiler alıyorsunuz. Güneş burcunuz özellikle 25 derece ve yakınlarındaysa, yani doğum gününüz 10-21 Aralık arasıysa, yükselen burcunuz 25 derece ve yakınlarında Yaysa, bireysel olarak güçlü etkiler alabilirsiniz. Kariyer hayatınızda bazı değişimler olabilir. İş hayatınızda, mesleki hayatınızda adımlar atılabilir, terfi edebilirsiniz. Görev değişimleri olabilir. Örneğin kendi işinizi kurmak söz konusu olabilir veya uzun sürede çalıştığınız bir işi bırakabilirsiniz, emekli olabilirsiniz. Birinin yanında çalışıyorsunuz, oradan ayrılıp kendi bireysel işinizi kurabilirsiniz, işinize yatırımlar yapabilirsiniz gibi. Çünkü para evinizde de Satürn-Plüto geçişi aslında işiniz, kariyeriniz, çalışmalarınız ve genel olarak kazançlarınız alanında, maddi durumunuz alanında bu yeni ayın size uzun vadeli bazı yapılandırmalar getirebileceğini gösteriyor. Yani parasal kaynaklarınızı, mal varlıklarınızı kullanarak bir iş de oluşturabilirsiniz kendinize örneğin.
ya da bir iş bağlantısıyla bir şekilde uzun vadeli istikrarlı bir parasal gelir elde etme anlamında da bu yeni ayın kuşkusuz size güzel açılımları olabilir. Evet, üstlerden destek almanız, aileden, aile büyüklerinden destek almanız, çalışıyorsanız hani müdürünüzden, amirinizden, otorite figürlerinden maddi manevi destekler almanız ve kendinizi daha güçlü, güvende hissetmeniz de mümkün. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, yeni ay Başak Burcu'nda tıpkı sizin gibi toprak elementi bir burçta doğacak. Ve üstelik burcunuzdaki Satürn ve Plüto'yla da güzel bir teması var, üçgen açısı var. Bu son aylarda yaşayacağınız en güçlü, sizin adınıza en verimli yeni aylardan birisi. 9. evinizde doğacak. Artık hedeflerinizi biraz büyütmeniz gerekiyor. Hayata daha geniş perspektiften bakmanız gerekiyor. İnanç sistemleriniz, düşünce yapılarınız bu yeni ayla beraber güçlü bir şekilde yeni bir bakış açısı kazanabilir. Eğitim hayatınızla ilgili, akademik konularla ilgili, ticari hayatınızla ilgili yeni adımlar atmanız, kararlı bazı başlangıçlar yapmanız mümkün. Seyahatler olabilir, yer değişimleri olabilir. Birçok oğlak için belki yurt dışı ile bağlantılı konular, uluslararası konular hayatınıza girecek. Yani belki yurt dışında okuma, taşınma, yurt dışı ile bağlantılı işler yapma gibi adımlar atabilirsiniz. Burcunuzdaki Satürn ve Plüto otoritenin biraz sizde olduğunu, biraz hani inisiyatif almanız gerektiğini, işleri biraz yönetmeniz gerektiğini işaret ediyor. Bunlar yakınlarınızla da ilgili olabilir. Akrabalarınız, sizin veya eşinizin yakınları, akrabaları, yakın çevrenizdeki kişilerle de ilgili düzenlemeler yapmanız, bazı konularda bazı sorunları çözmek adına inisiyatif almanız, organizasyonlar yapmanız mümkün. Hukuksal bir sorununuz varsa yine uzun vadeli devam ede gelen hukuksal bir konu, bir adalet arayışı örneğin bu yeni ay döngüsüyle beraber bunu da çözmek için güçlü destekler almanız mümkün görünüyor. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Başak yeni ayı 8. evinizde doğacak. 8. ev maddi manevi hayatımızda bazı krizlerle de alakalı olabilir. Kendinizi güvensiz hissettiğiniz bir finansal problem, genel olarak bir sağlık konusu ya da ilişkiler, ilişki dinamiklerinizdeki hassasiyetler olabilir. Ama bu Başak yeni ayının kendi içerisinde düzenleyici, güven verici bir enerjisi var. Dolayısıyla bazı sorunlarımızı çözmek adına da yardımlar alabiliriz. Örneğin bir iş yatırımınız için bir kredi bulabilirsiniz. Bir eğitim için lazım olan bir bursu almak veya bir borcu ödemek için maddi manevi destekler bulmak. Bir borcu yapılandırmak, bir kredi ödemesini yapılandırmak, bir vergi borcunu yapılandırmak gibi konular olabilir. Bir nafaka, mirasla ilgili bir sorununuz var uzun vadeli. Bunun çözüm yollarını bulabilirsiniz. Açılımlar söz konusu olabilir. Bu yeni ay döngüsüyle beraber manevi anlamda da sizi derinleştirecek bir döngü aslında. Sağlıkla ilgili bir detoks, bir arınma programı yapabilirsiniz. Bir sağlık sorununuzu çözmek için bu yeni ayın size olanakları olabilir. Bir operasyon olabilir, bir diyet olabilir, bir detoks olabilir. Ancak çok ciddi değilse Mars retrosu devam ettiği için 15 Kasım'a kadar özellikle bir ameliyat ile ilgili bir konu varsa hayatınızda daha temkinli yaklaşmakta fayda var. Bunun yanı sıra hani diğer tedavi imkanlarını, ruhsal arınma, bir terapi, bir psikoterapi çalışmaları örneğin bilinçaltına yönelik yapılacak her türlü şifa çalışmaları içinde bu yeni ay size çok güzel olanaklar sunabilir. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, evet en fazla etki alan burçlarımızdan biri de sizsiniz. Yeni ay tam karşıt burcunuzda olacak. Özellikle güneş burcu yani doğum günü 10-21 Mart arası olan balık burçlarımız ve yükselen burçları 25 derece ve yakınlarında olan balık burçlarımız yeni aydan güçlü etkiler alıyorlar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle oğlak, başak ve boğa burçlarında, toprak burçlarında da gezegenleriniz varsa bu başak yeni ayının size çok güzel imkanlar getireceğini bekleyebiliriz. İlişki dinamiklerinizde uzun vadeli kararlar verebilirsiniz. Güven arıyorsunuz ilişkilerle ilgili, istikrar arıyorsunuz ve bu yeni ay potansiyel olarak süre gelen ilişkilerinizde güvenli zeminler oluşturmak veya yeni bazı güvenli ilişkiler, uzun vadeli ilişkiler kurmak için de imkanlar sunabilir. Tabii ki evlilik kararları alabilirsiniz, evlenebilirsiniz. İş ilişkileri, işbirlikleri, ortaklıklar,
uzun vadeli yakın arkadaşlıklar veya başkalarından alabileceğiniz uzun vadeli hizmetler. İş hizmeti olabilir bu. Bir danışmanlık olabilir örneğin. Bu tarz hizmetler adına uzun vadeli anlaşmalar, sözleşmeler, kontratlar yapmak için de bu yeni ayın çok güzel, verimli açılımları olabilir sevgili balıklar. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay dilerim herkese. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.